Sırası CK olan K kondansatörünün plakasının yüzey alanı A, plakaların arasındaki uzaklık D, plakaların arasındaki ortamı dielektrik sabiti 2E0'dır. Sırası CL olan L kondansatörünün plakalarının yüzey alanı A, plakaların arasındaki uzaklık 2D, plakaların arasındaki ortamı dielektrik kat sayısı da E0'dır. Buna göre CK bölü CL oranı nedir diye sorulmuş. Yani sağlar oranı soruluyor. Bir kondansatörün sağısı yani kapasitesin e, A bölü D yardımıyla bulunacak arkadaşlar. Birincisi için yani CK için bunu yazıyorum. E'si iki tane E0 diyelektrik kas sayısı. A'sı levhalardan bir tanesinin yüzey alanı A kadar. Levhalar arasındaki uzaklık D kadar. Yani CK'ya 2 dedik. CL'ye baktığımızda da ise E'si 1E0, A'sı arkadaşlar 1A kadar verilmiş, de levhalar arasındaki uzaklıkla 2D olarak veriliyor. Buna da 1 bölü 2 dediğimizde CK bölü CL oranını çekersek karşımıza 4 oranı çıkar. Yani A seçeneği doğru cevap olur. Sağları JKC ile CM olan KLM saçlarına ait gerilim yük miktarı grafiği şekildeki kibidir. Buna göre JKC ile CM arasındaki yani sağlar arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar gerilim yük miktarı grafiğinde grafiğin eğimi karşı bölü komşudan gerilimin yük miktarlı oranını verir. E, Q eşittir. V çarpı C'den V bölü Q oranı 1 bölü C'yi verir. Sığayı verir. Yani sığanın tersini verir. O zaman demek ki eğimi büyük olanın sığası küçük olmuş olacak. Eğimi küçük olanın da sığası büyük olmuş olacak. O halde eğimi en küçük olan M olduğu için sığası en büyük olan M'dir. Sonra L'dir. Sonra da eğimi en büyük olan K olduğu için sağası en küçük olan da K çıkmış oldu. MLK şeklinde cevap doğru cevabımızdır. Yani B seçeneği doğrudur diyeceğiz. Sağaçlarla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Saç arkadaşlar kısa süreli yük depolamaya yarayan araçlara biz sağ diyoruz. Yani kondansatör diyoruz. Bir sağ birimi farattır. Evet sağının birimi arkadaşlar farattır. Doğru. Elektrik enerjisi depolayan devre elemanıdır. Evet yük depoladığı için elektriksel anlamda bir enerji depolamış oluyor, doğru. 3 sağa bağlı üretecin gerilimi ile sağağın depoladığı elektrik yükü doğru orantılıdır. Arkadaşlar, yük Q eşittir V çarpı C bağımsına göre kapasitemiz sabitken sağağa bağlı üretecin gerilimi ile gerilim ile depoladığı yük miktarı doğru orantılı. Yani gerilim artınca burada yükümüz de artmış oluyor. O halde bu ifade doğru bir ifade. Demek ki hepsi doğru olduğu için cevap E seçeneği olmalı. Paralel plakalı şekildeki sağışta sabit potansiyel fark altında. Bakın geriliminin sabit olduğunu söylemiş. Daha fazla yük depolayabilmek isteniyor. Buna göre işlemlerin hangileri tek başına yapılabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar daha çok yük depolama istiyoruz. Yük miktarı Q eşittir. V çarpı C bağımsız ile bulunuyor. V'miz sabit olarak verilmiş. O zaman daha fazla yük depolayabilmemiz için sayıyı artırmamız lazım. Bir kondansatörün sığası yani kapasitesi de A bölü D yardımıyla bulunur. O halde sığayı artırmak için ya diğer elektrik kat sayısını artıracağız ya alanı artıracağız ya da levhalar arasındaki uzaklığı azaltacağız. Buna göre 1. Levhalar arasındaki uzaklık azaltılmalı. Doğru. Levhaların arasına dielektrik kat sayısı daha az olan madde yerleştirilmeli. Yani E azaltılmalı diyor. Yanlış. Levhaların yüzey alanları artırılmalı. Levhaların yüzey alanını artırırsak kapasite artar. Bu da doğru. O halde 1 ve 3 doğru. Cevabımız C seçeneği doğrudur. Gerilimi V olan üretece bağlı şekildeki sağcın aralarındaki dielektrik sabiti E olan madde bulunan plakalın arasındaki uzaklık D olarak veriliyor. Buna göre işlemlerin hangilerinin tek başına yapılması sonucunda sağcın sağası yani kapasitesi artar. Sağcın kapasitesi C eşittir. E A bölü D yardımıyla bulunuyordu. O halde kapasitenin yani sağcın kapasitesinin artması için E'nin artması, A'nın artması veya D'nin azalması gerekiyor. D'yi azaltmak evet olur. Plakalar arasındaki madde yerine dielektrik sabiti E'den büyük olan başka bir madde yerleştirmek. Evet E'yi artırmak diyor. Doğru. V'yi artırmak arkadaşlar potansiyel farkı artırdığımızda e, sığanın kapasitenin değişmesi için iç yapısının yani E-A bölü D değerlerinin değişmesi lazım. Yani ben burada gerilimi artırdığımda buradaki kondansatörün kapasitesini etkileyen bir faktör değildir bu. Onun için de V'yi artırmak sağiyi kapasitesi etkileyen bir faktör olmadığı için cevap 1 ve 2 yani B seçeneği doğru olmalı. Sağaçlarla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. Doğru akımı sürekli olarak iletebilir. Arkadaşlar doğru akım devresine bağlandığında sağaçlar e, yük depolamaya yararlar. Yani üzerinden akım geçirmezler. Ondan dolayı bu ifademiz yanlıştır. Sürekli olarak akımı doğru akımı sürekli olarak iletebilir demiş yanlış. 2. Alternatif akımı sürekli olarak iletebilir. Alternatif akım jeneratörüne bağlandığında kondansatörler direnç vazifesi görürler. Yani alternatif akımı sürekli iletebilirler. Doğru. 3. Kendisini yükleyen üreticinin geriliminin artması ile sığası artar. Arkadaşlar şimdi en çok karıştırılan noktalardan bir tanesi kondansatörler konu başlığında Q eşittir V çarpı C formülümüz bir de C eşittir E A bölü D formülümüz var. Şimdi kondansatörün sırası yani kapasitesi iç çapısına bağlı olarak değişiyor. Yani E, A ve D'ye bağlı olarak değişecek. E şimdi o halde iç çapısı değişmeden değişmez. Yani ben burada çok fazla yükledim diye sağ artar veya e, gerilimi artırdığımda sıra azalır gibi e, doğru orantı ters orantı mantığını kullanamayız. Çünkü kapasite iç çapı değişince değişiyor. Sadece matematiksel anlamda yaklaşmayın olaya. Yani C ancak iç çapı değiştiğinde değişecek. E A bölü D değiştiğinde değişecek. Peki gerilim artınca ne olacak öğretmenim? Yani sıra azalacak mı? Hayır. Gerilim artınca daha çok yüklemiş olacağız. Veya yükün azalması için de gerilimin daha az verilmesi gerekiyor. Yani kapasite kapasitesi iç yapısı değişmedikçe değişmez. Onun için kendisini yükleyen üreticinin geliminin artması ile sağ artmaz arkadaşlar. Sağ iç çapı değişmeden EA bölü D oranı değişmeden değişmez. Onun için cevap yalnız iki doğru olmalı. Yani B seçeneği doğrudur diyeceğiz. Plakaların arasındaki uzaklık ve plakaların yüzey alanları şekildeki verilen uçlardan K ve plakalar arasındaki hava M plakaların arasındaki dielektrik kat sayısı 12'sinden daha büyük olan yalıtkan malzemenin bulunduğu belirtilmiş. Buna göre kalemeye sağaçlarına sağlar yani kapasiteler arasındaki ilişki soruluyor. Kapasite arkadaşlar sağa E, A bölü D yardımıyla bulunur. Burada hava olduğunu E, E dediğimizde bu da havadan daha büyük olduğu için 2 E dediğimizde. Şimdi E, A bölü D'lerini arkadaşlar yazalım. Birincisinden yani K için başlayalım. E'si 1 E, A'sı 1 A, D'si de 1 D. Yani buna 1 diyelim. CL'ye baktığımızda e A bölü bu 3 olmuş oldu. 3 de 1 bölü 3. Yani CM içinde E'miz 2E A'mız arkadaşlar. 1 A D'miz de D olduğu için bu 2. Bu 1 bölü 3. O zaman buna da 1 dediğimizde baktığımızda en büyük M'nin kapasitesi. Sonra arkadaşlar K'nın kapasitesi. En küçük olan da L'nin kapasitesinin olduğunu MKL şeklinde bir cevap doğru cevap. Yani D seçeneği doğrudur deriz. KBL savaşlarının depoladığı yük miktarının gerilimlerine bağlı değişim grafiği şekilde bilir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Gerilim yük miktarı grafiğinde eğim tanjant alfa yani karşı bölü komşu ifadesinden yararlanıp bulunuyordu. O zaman karşımız gerilim komşumuzda yük miktarı olduğu için V bölü Q oranı bize Q eşittir V çarpı C'den 1 bölü C oranını verir. Q eşittir V çarpı C'den. V bölü Q bize 1 bölü C. Yani eğim 1 bölü sağı veriyor. Eğimi büyük olan o zaman sağası küçük olacak. Yani CK'ya ben C dersem eğimi küçük olan da sağası büyük olacağı için C ile 2C olmuş oldu. Yani 1 L'nin K'nın K'nin büyük mü? Doğru. 2. Eşit yük miktarı ile yüklenebilmeleri için K'ya uygulanan gerilim, L'ye uygulanan gerilimden büyük olmalı. Arkadaşlar burada bakın grafik üzerinde yaparsak burada çok rahat ederiz. Eşit yük miktarı ile yüklenebilmeleri için bakın yük miktarlarının eşit olabilmesi için bakın ben burada Q yük miktarı ile yüklendiğini düşündüğümde K için konuştuğumda gerilimi büyük, L için konuştuğumda geriliminin küçük olduğunu gözlemliyorum. VK, VL'den büyük yani K'ya uygulanan gerilim, D'ye uygulanan gerilimden büyük olmalı doğru. Eşit gerilimli üreteşlerle yüklendiklerinde kanun yük miktarı en ikisinden büyüktür. Şimdi eşit gerilimle yükleniyoruz. Bu sefer gerilim sütununu eşitliyorum arkadaşlar. Bakın eşit gerilim. Onu da farklı bir renkte yapmaya çalışayım arkadaşlar. Rengimizi mavi yapalım. Şimdi gerilimin eşit olması durumunda ise bakın şöyle yaptığımızda gerilimi eşit kabul ettiğimizde K'nın yük miktarı QK, L'nin yük miktarı da QL dediğimizde L'nin yük miktarı K'nın ikisinden fazla. Kanun yük miktarı LNX'den büyük olur demiş. Hayır kanun ikisi LNX'den küçük oluyor arkadaşlar. O zaman bu ifade yanlış olmuş oldu. Cevap 1 ve 2 yani B seçeneği doğrudur diyeceğiz. Plakaları arasında hava bulunan ve sağcı C olan saç, gelin ve V olan üretece bağlandığında depolada yük miktarı Q oluyor. Şimdi bir kondansatör düşünelim arkadaşlar. Bu kondansatörü üretece bağlamışız yani yüklemişiz. Gerilimi V olmuş. Yüklenme miktarı Q ve burası artı, burasına da eksi dediğimizde bu bir kondansatör ve sağ da C demişiz. C'miz de E A/D bölü D yardımıyla bulunuyor. E dielektrik sayısı. D dediğimiz levhalar arasındaki uzaklık, A da bir levhanın alanı olmuş oldu. Üretece bağlı iken yani gerilimi üreteci e, levhalardan ayırmadan plakalar arasındaki dielektrik sabit havanın ikisinin dielektrik sabitinden daha büyük olan bir madde konulursa yani Buradaki E'ye artır diyor arkadaşlar. Konulursa C ve Q niceliklerinin ilk durumuna göre değişim hakkında ne söyleyebilir? Arkadaşlar E'ye artırdığımızda C artmış oldu. Yani sıra kapasite artar diyeceğiz. Q yük miktarı da Q eşittir. V çarpı C bağımsına göre. Biz burada üretece dokunduk mu? Hayır. Sadece diyelik kat sayısını artırmaya çalıştık. O zaman buradaki üretecin gerilimi değişmezken kondansatörün sığısı kapasitesi arttığı için yük miktarı ne yapacak? Artacak. Demek ki yük miktarında da bir artış meydana gelir. Daha fazla yük depolar yani. Cevabımız burada C seçeneği olmalı. Sağ C olan sağ şekil birdeki gibi gerilimi V olan üretece bağlandığında depoladığı yük miktarı Q oluyor. Kondansatörü yükleyen üretecin gerilimi şekil 2'deki gibi 2V yapılırsa kondansatörün sığası ve depoladığı yük miktarı hakkında ne söylenebilir? Arkadaşlar bir kondansatörün sağısı yani kapasitesi iç yapısına bağlıdır. E, A bölü D değişmedikçe değişmez. Peki biz E'ye yani yalıtkanlık sabitine dokunduk mu? Hayır. Levhaların alanına dokunduk mu? Hayır. Levhalar arasındaki uzaklığı değiştirdik mi? Hayır. O zaman kondansatörün sağısı yani kapasitesi değişmeyecek. Yine aynı kalacak. Peki biz ne yaptık burada? Sadece kondansatörün levhalar arasındaki potansiyel farkı 2V yaptık. Yani gerilim V iken biz bunu 2V'ye çıkardık. Peki ne değişti? Q eşittir V çarpı C bansına göre C değişmeden, S değişmeden gerilimi 2 katına çıkardığımız için, 2V yaptığımız için yükümüz de 2 katına çıktı. Yani 2Q oldu. O zaman depoladığı yük miktarı da 2Q olur. Yani cevabımız B seçeneği doğrudur deriz.